Merhaba arkadaşlar, bugünkü eğitim videomda sizlere animasyon efektleri kullanarak video hazırlamayı göstereceğim. Google Arama çubuğumuzu açıyoruz arkadaşlar. Arama çubuğuna Animoto yazıyoruz. Karşımıza web sitesi şu şekilde gelecektir, animoto.com şeklinde. Tıklıyorsunuz arkadaşlar. Üyelik açmak ve oluşturmak çok kolay ve basit. Ücretsiz bir platform ayrıca. Yukarıdan login diyorsunuz. Buradan Facebook'ta da bağlantı kurabilirseniz. Facebook'ta bağlanalım biz. Bu şekilde tamam diyorsunuz. Otomatik olarak zaten şu anda sizi sayfasına yönlendirecektir. Bu ekranda sorduğu şey arkadaşlar, videolarımızı ne için hazırlayacağımız. İşte siz buradan personal use derseniz, hani kişisel kullanım, fotoğrafçılık, işte business, iş için, eğitim için ve diğer kategoriler var. Bunlara göre bize temalar sunabiliyor kendisi. Biz buradan mesela education, eğitim seçelim, okey diyelim. Buradan işte stilinizi seçin, fotoğraf yükleyin, paylaşın, üretin, paylaşın gibi kısaca bahsetmişler birazcık. Buradan see guide derseniz işte size bir rehber sunuyor. İşte başlangıçta kullanılabilecek şeyleri buradan öğrenebiliyorsunuz. Ama kullanımı çok kolay ve buna gerek yok. Create diyorsunuz arkadaşlar şu sağ yukarıdaki bulunan ekranda. Burada sizin işte desteklenen özellikler var. Bir de premium özellikler var. İşte premium özellikleri kullanabilmek için bir para ödemeniz gerekiyor ama buna gerek yok. Burada ücretsiz olan güzel template'ler de var. Hani mesela bir tanesini seçelim. Şu an büyük ihtimalle education kategorisini, yani eğitim kategorisini seçtiğimiz için bize otomatik olarak classroom başlığını, yani sınıf başlığını sundu. Buradan işte daha fazla tümüne bakabilirsiniz. İşte daha fazla eventler, tatiller falan. Oradan kategorilere bakabilirsiniz. Şimdi ben buradan rastgele bir tane seçeyim. Üstüne geldiğinizde şu şekilde oynadığını görüyorsunuz zaten. Hangisini seçeyim? Hadi bunu seçelim mesela. Tıkladıktan sonra daha detaylı bir şekilde ekran geliyor. Resimlerinizin ve müziklerinizin etkileşim halinde olduğunu görüyorsunuz. Slide geçişlerini falan. Güzel bir özellik. Create video diyoruz. İşleniyor diyor. Bekliyoruz birazcık. Ve karşımıza Animoto'nun bize sunduğu editör gelecek şimdi arkadaşlar. Bu editörde ne yapabiliyoruz? Birçok şey yapabiliyoruz. Başlıyor diyelim. Görmüş olduğunuz gibi buradan işte resimler ekleyebiliyorsunuz. Logolar, yazılar falan filan. Birçok özelliği var. Bize gösteriyor nasıl yapacağımızı. Yani ben logo seçeyim. Hadi bir tane logo seçeyim. Logo seçiyorsunuz. Okey. Şimdi arkadaşlar, buradan stil değiştir derseniz en başta seçtiğim stili baştan değiştirebiliyoruz. Ama siz stil değiştirmek istemiyorsanız buradan çarpıya basacaksınız buradan. Çarpıya bastığınız zaman arkadaşlar otomatik olarak yine bu ekrana geri dönüyorsunuz. İşte logo değiştirebiliyorsunuz. Buradan işte resim ve videolar var. Siz buradan arkadaşlar istediğiniz resmi ve videoyu kendiniz yükleyebilirsiniz. Facebook'tan ve diğer sosyal medyalardan alabilirsiniz. Ya da önceden yüklediğiniz bir resim ya da video varsa hani Animoto'nun kütüphanesinden ekleyebilirsiniz. Bu şekilde birçok özelliği var. İşte siz bu resimleri buraya teker teker ekliyorsunuz zaten. Yazılar. Evet. Yazıyorsunuz böyle. Sonra bunların arkadaşlar özellikleri var. Nasıl özellikleri var? Şu şekilde. Altına da yazı ekleyebiliyorsunuz. İşte created by Aykut Türe. Bu yazıyı ekledikten sonra arkadaşlar farklı bir müzik ekliyorsanız buradan seçiyorsunuz. Özelliklerini buradan değiştiriyorsunuz. Bunların yerlerini bu şekilde değiştirebilirsiniz. Atıyorum mesela bu buraya gelecek. Bakın geldi. Bu buraya gelecek. Bu şekilde arkadaşlar. Mesela başka neler yapabilirsiniz? Bunu işte duplicate edip çoğaltabilirsiniz. Aynısından oluşturabilirsiniz. Logo bu şekilde.
Mesela siz bunu bu şekilde tasarladınız diyelim. Yukarıda mesela videonuzun uzunluğu 20 saniye olarak gözüküyor. Bunu nasıl izliyorsunuz? Şuradan preview videoyu tıklıyorsunuz. Tabii ki şu an dediği şey, şu an boş bir şarkı var diyor. Şarkıyı değiştirmemizi istiyor. Buradan bir tane şarkı seçelim. Ve sonrasında şöyle mesela resim ekleyelim bir tane. Şu şekilde bir resim ekleyelim. Resim ekledikten sonra arkadaşlar buradaki videoyu ön izleme tuşu aktif oluyor. İşte bunu böyle koyabilirsiniz böyle mesela şuraya. Preview dediğinizde bir 15-20 saniye bekliyorsunuz. Size hazırladığınız şeyi burada görsel olarak izlemenizi sağlıyor. Produce derseniz o videonuzu artık üretiyorsunuz. Continue editing derseniz de tekrar üstüne çalışmaya başlıyorsunuz. Hani bu ekrandan memnun musunuz, değil misiniz videonuzdan? O önemli. Bu şekilde geçişler o seçtiğimiz ekrandaki gibi ve müzikle beraber geliyor arkadaşlar. Mesela continue diyelim. Burada işte ekleyeceğiniz şeyler bu şekilde arkadaşlar. Yazı ekleyebiliyorsunuz. Resim ekleyebiliyorsunuz. Video ekleyebiliyorsunuz. Şuradan görmüş olduğunuz gibi resim ve videolarınızı birleştirip kendi animatörünün kendi efektleriyle bir video hazırlayabiliyorsunuz. En aşağıda da şarkı ekle var. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, umarım eğitim videomu beğenmişsinizdir. Eğer daha sonra ekleyeceğim videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalımı takip edebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki eğitim videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.